Hayır, az önce Hayır. Biz hayır, bir bakın, ben neden ayrı dünyaların insanı olduğumuzu anlattım. Her bitmiyor yani, her gün. Her gün. Mesela İsveç'in NATO'ya üyeliğine evet verince nasıl ittifak kuracağım? Nasıl kuracağım? Her gün demlenirse nasıl kuracağım? Eline gel, yani görüşüyorum. Bak, bizim bir duruşumuz olmalı. Kuvayi Milliye'nin partisi bu. Başkalaşmış, değişmiş demiyorum. İnsan değişmelidir, zamana ayak uydurmalıdır. Ama değişmek başka bir şeydir, başkalaşmak başka bir şeydir. Yani bizim ruhen, gönül olarak, düşünsel olarak benim bulunduğum bir parti değil orası. Gençliğimin geçtiği parti gitmiş, yerine başka bir şey gelmiş. Onun için böyle bir ittifak kurabilmek, yarın bu şartlar değişir, başka bir yönetim gelir, o zaman tekrar konuşuruz. Efendim? Buyurun Ayşe Hanım. Şimdi aslında CHP'nin bu eleştirdiğiniz politikaları siz Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye gittiğinizde de aslında büyük ölçüde belliydi açıklamalar. Ama gittiniz ve orada hani bir destek mesajı da verdiniz. Daha sonra Özgür Özel ile görüştünüz. Yani zaten CHP böyleyken bir ittifak kurma niyetiniz... Bunları bilmiyor muydun diyorsun? Evet, güzel. Teşekkürler. Peki arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Memleket Partisi ile ilgili, Muharrem İnce ile ilgili sahte dekontlar yayınlandı. Bu dekontlardan ya da o görüntülerden birine inanan var mı bu ülkede? Siz inanıyor musunuz? Gazeteciler, size soruyorum. Hepsinin sahte olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hepsini biliyorsunuz. Bunu kim yaptı? FETÖ'cüler yaptı. FETÖ'cüler yaptı. Peki CHP'den bunları yayanlar var mıydı? Vardı. Bunların içinde gözaltına alınanlar oldu mu? Oldu. Oldu, gözaltına alınanlar oldu. Tutuklananlar oldu. CHP'den. Peki ben gidip iyi niyetle seninle görüşüyorsam, sen bu gözaltına alınanlarla böyle fotoğraf verirsen Muharrem İnce seninle ittifak kurar mı? Bunun abisini parti meclis üyesi yaparsa, yapmayın dedim, uyardım gizli. Bak bu dedim, bu tutuklandı, tekrar hapse girecek. Hapse girdi, bana haber gönderdi, beni affetsin diye. Dedim mahkemeler bilir. E sen bunları alıp belediye meclis üyesi, parti meclis, yapmayın arkadaşlar bak. İttifak kuralım, bir şeyler yapalım. Ama bana iftira atan adamı sen bir yere getirirsen ben seninle ittifak kurar mıyım? Daha fazla konuşmak istemiyorum bu konuda. Bunlar her geçen gün bir yenisi eklendiği için, her geçen gün, yani yakında ne çıkacak karşımıza ben de bilmiyorum. Her geçen gün bir yenisi eklendiği için kayıtsız şartsız destek olalım sana dedim. Ama ilkeli ol. Parti de ilkeli olsun. Ama gördük ki ortada ilke, omurga diye bir şey yok. Her taraftan oy almaya çalışan, her kanaldan oy devşirmeye çalışan bir kimse güvenilir olamaz, hepsini kaybeder. Evet, arkadaşlarımı nasıl alalım? Şöyle ön tarafa alalım. Şu anda İstanbul'a... Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönelttiğinizden partiyle ilgili suçlama bağlamında meclisteki üçüncü büyük parti ve siz de grup başkanlığı yaptığınız dönemdeki siyasi hareketiniz o dönemki partileriyle görüşmelerde bulundunuz. Mecliste birlikte mesai yaptınız. Sizin Kürt sorunu veya Kürt siyasi hareketinin nasıl ilerlemesi gerektiği konusundaki somut öneriniz nedir? Teşekkürler. Arkadaşlar, ben Kürt sorununu şimdi iki dakikada size burada özetleyemem. O ayrı bir, başlı başına bir panel konusudur. Hep söyledim. Yani dil eğitimini de din eğitimini de nasıl olacağını bütün Türkiye bilir benim görüşlerimi. Bunu defalarca meydanlarda, mitinglerde söyledim. Ben sadece şunu hatırlatmak istedim. 91'de yaşandı bu tartışma. 91'de. 89'da SYP bütün belediyeleri aldı. 91'de bir hezimet yaşadı. Ben sadece
Özgür Bey'in de Ekrem Bey'in de 91'deki bu hezimeti bilmediklerini, yaşları gereği bilmediklerini, konumları gereği, o zaman partide olmadıkları için bilmediklerini, ben bu konudaki hezimeti bir hatırlatmak istedim. Derdim bundan ibarettir. İstanbul'da 3 aday adayımız var şu anda. Önümüzdeki hafta içinde MYK'mızda, parti meclisimizde karar vereceğiz. Bir arkadaşımızı atayacağız. Mehmet Sevigen 3 kişiden birisi, evet. Teşekkür ederim. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız psikolog Salih Eskici. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız avukat Ali Sarı. Bilecik Belediye Başkan adayımız Hüseyin Korkman. Yalova Belediye Başkan adayımız Fatih Elönü. Şu anda Mersin Tarsus Belediye Başkanı ve aynı zamanda Tarsus Belediye Başkan adayımız Haluk Özdoğan, Bozdoğan. Başkan. Haluk Başkan. Tamam, dur. Hayır. Haluk Başkan. Arkaya mı geçsin? Arkaya gelin arkadaşlar. Buyurun. Ankara Şerefli Koçhisar Belediye Başkan adayımız Mahmut Celal Ünsal. Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan adayımız öğretmen Yekta Faik Yılmaz. Aydın Nazilli Belediye Başkan adayımız inşaat mühendisi Ali Çetinkaya. Ali ile ilgili bir şey söyledim CHP yetkililerine. Nazilli'de Memleket Partisi'nin kaç üyesi var? 50-100. Hayır oğlum, 400. 400. 1000 de CHP'nin vardır. Ben dedim ki CHP üyeleriyle Memleket Partisi'nin üyeleri ortak oy kullansınlar. Ali de ön seçime girsin dedim. Cesaret edemediler. Eskişehir İnönü Belediye Başkan adayımız Hamdi Tosunoğlu. Nereye okumadım? En başta git. Bozüyük. Pardon. Bozüyük Belediye Başkan adayımız Talat Halefoğlu. İzmir Bayındır Belediye Başkan adayımız Yüksek Mimar Ali Erişen. İzmir Tire Belediye Başkan adayımız Mimar Nihat Koç. Samsun Canik Belediye Başkan adayımız öğretmen Furkan Güler. Şimdi arkadaşlar, başta Haluk Bey, siz şu anda belediye başkanısınız. Başta siz olmak üzere bütün adaylara sesleniyorum. Memleket Partisi'nin sizden bir isteği var. Tek bir isteği var. Partiye bağış istemiyoruz. İş de istemiyoruz çocuklara. Bir tane şey istiyoruz size. Depreme dirençli kentler yapın. Bu kadar. Adaylardan tek istediğimiz bu. Bir de FETÖ'cülere bir sözüm var. Geçen seçim başlatmışlardı. Hadi bakayım sahte dekontlara, sahte kasetlere yapmaya hemen başlayın. Tamam mı? Hemen başlayın. Çalışın biraz. Ama düzgün yapın. Öyle benim yüzümü alıp İsrail'deki bir siteden alıp yüzümü yapıştırmayın. Daha nitelikli ses kayıtları, daha nitelikli görüntüler bekliyorum. Yalnız bak geçen sefer çekildim ama onlardan korktuğumdan çekilmedim. Kaybedeceğini gördüm. Suçu bana atmasınlar, bahaneleri kalmasın diye çekildim. Yoksa sizin sahte dekontunuz, sahte kasetiniz vız gelir, tırıs gider. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin diyorum. Haluk Bey'e rozet takayım. Dur. Bir dakika ben takayım. Rozetimi şöyle. Vallahi ben de çıkardım. 170 bin belediye başkan adayı olarak Türk bayrağı rozet takmışım. Ya, ben şuradan çekeyim mi bir saniye? Genel başkanım ben çekeyim şuradan.